Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu Şövalye Kristali çılgınlığı başında olduğumuz için midir bilmiyorum ama aldı başını gidiyor. Yani hakikaten bir çılgınlık. İnsanlar arkadaşlar bu şey sanıyorum servet ödeyecekler ve ödemeye de başlamışlar. Tabii bu olay artık forumlarda da iyice bir çıktı arkadaşlar. Yani nasıl olacak hiç bilmiyorum. Oyun nereye gidiyor arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok artık. Yani bu tabii ki bu şekilde gitmez. Mutlaka bir yerde bir dur olacak, bir patlağı olacak ama yani kabam arkadaşlar ticari anlamda gerçekten çok güzel bir hamle yaptı. Yani şu kristallerle eminim ki çok çok yüksek paralar kazanmıştır. Yani istediklerini almışlardır. Söylemiştik arkadaşlar, birkaç öncesinde kabam bir kere daha el değiştirmişti. Ve ben kabamın kendisi açıklama yapmıştı. Hani demişti artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak muhabbeti. Gerçekten arkadaşlar artık uçurum inanılmaz derecede artıyor. Yani 3 farklı kutup var diyebilirim oyunda. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar parası olanlar. Bir tanesi büyük oyuncular. Bir tanesi arkadaşlar küçük oyuncular. Artık orta ölçekli oyuncular kalmadı arkadaşlar. Yakında orta ölçekliler de ya büyümeye gidecekler ya da küçülmeye gidecekler arkadaşlar. İkisinden biri olacak. Yani bu 3 kutuptan yukarıdaki ikili büyük oyuncular ve parası olan oyuncular arkadaşlar çekişme halinde. Tabii ki parası olan oyuncular kazanacak. Büyük oyuncular eğer işi paraya yatırmazsa yani parası olan oyuncular bölümüne geçmezse arkadaşlar oyundan iyice uzaklaşmış olacaklar. Seattle arkadaşlar 2000 dolarlık şövalye kristali almış. 2000 dolarlık 300 tane almış sanıyorum. Videosunu izlememiştim arkadaşlar ama şöyle bir bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bir tane 6 yıldız Gamora, bir tane 6 yıldız Hulk Ragnarok çıkmış. Onun dışında 6 yıldız kristali, 6 yıldız parçaları bayağı var. 5 yıldızlar var. Yani var babam var. Bir de bir tane daha arkadaşlar böyle bir tane idiot var arkadaşlar. Yani sevmiyorum adamı, yapacak bir şey yok. Onun da burada bir yerde fotoğrafı vardı galiba, yanlış mı hatırlıyorum? Şu arkadaş Crystal Opening. Bu zaten arkadaşlar eğer birkaç tane videosunu izlerseniz görürsünüz. Yani adamın duruşunda bile bir sıkıntı, zaten bir problem var. Ama sıkıntı şurada. Sen oyuna bu kadar yüksek paralar yatırıyorsun ama video çekerken sanki tencereden çekiyormuşsun gibi bir halin var böyle. Yani bir tezatlık var, bir sıkıntı var sanki böyle. Ben bir film izlemiştim arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum şimdi, Kaddafi miydi neydi? İşte Amerika bir adama suikast düzenleyecek arkadaşlar. İşte sözde bir teröriste böyle büyük bir adama, adını bilmiyorum arkadaşlar, kim olduğunu da bilmiyorum. Belki Laden'dir, Osama Bin Laden'i tam hatırlamıyorum. İşte gidiyor bir tanesini öldürüyor. Meğersem kopyasıymış arkadaşlar, gerçeği değilmiş. İşte dövüştürüyor, bir daha kopyasıymış değilmiş. Bu kopyaları da öldürürken o kopya adamları yakaladıkları zaman adamlar hani hiç böyle ekranda göründüğü gibi değiller. Tip olarak benziyorlar. Ama davranışları böyle çok korkak, çok amatörce. Meğersem bunlar tiyatro oyuncusuymuş arkadaşlar. İşte yüzlerine ameliyat yapılmış vesaire falan. Hani bu arkadaş da bana öyle geliyor. Yani bu kadar çok para yatıran biri yani tencereden video çekmez gibi geliyor bana. Bu işin içinde başka bir şey var ama arkadaşlar en sonunda patlayacak. Yani insan doğası gereği bu işin bir patlama noktası olacak. Büyük ihtimalle bu arkadaş da eninde sonunda bir yerde patlayacak. Yani Allah akıl fikir versin. Bir tane oyun için bu kadar yüksek meblağlar nasıl yatırılır? Hani şöyle bir şey olsa, bunlar YouTube'dan aşırı derecede yüksek para kazansa, yani tamamen atıyorum, oyuna 50 kuruş harcasalar ama 100 kuruş kazansalar ya da 60 kuruş kazansalar tamam diyeceğim. Hani değer demek ki ticaret olarak yapıyor ama arkadaşlar bu ticaret falan değil. Bu çok başka bir şey olmuş. Yani bu insanlar resmen çıldırmıştı arkadaşlar. Yani tabii ki açılanlar da biraz hayal kırıklığı uğratıyor. Gerçi bazı oyuncularda bakıyorum arkadaşlar açtıklarına 6 yıldız iyi gün gelenler var. İşte Supreme Symbiote korgu kopyalananlar 6 yıldız kork arkadaşlar. Veya 6 yıldız Corvus Glaive kopyalıyorsunuz. E şimdi S5'ler de hayatımıza girmeye başladı. Yakın zamanda 6 yıldız bir Corvus Glaive'in arkadaşlar 3.45 atıldığını düşünüyorum. Yani 5.65'in bir tık üstü olacak. Bir de kanaması yer açarsa bu adam saldırı gücü 5.000, 5.500 civarı olacak arkadaşlar. Şey, güçlendirmeleri bir basıyorsunuz. Düşünün arkadaşlar yani elinize bir Corvus Glaive var. Saldırı gücü 8.000, 9.000.
Bunun üzerine 4 yük aldığını düşünün. Yani kimse bir şey yapamaz. Dediğim gibi oyun bir yerlere gidiyor para babında. Yarın öbür gün şöyle bir şey olsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Mesela 6 yıldızlı Scarlet Witch düşünün. Yani Scarlet Witch şu anda oyunda olsa öyle tahmin ediyorum ki Corvus Glaive'den daha iyi olan bir tek Scarlet Witch var arkadaşlar oyunda. Orada 4 yıldızı var, daha yukarısı yok. Yani kaban bunları yapıyor. Bir sonraki adımda 6 yıldızlı Scarlet Witch'i direkt 5000 TL'ye satsın arkadaşlar. 5000 TL'ye sattığını düşünürseniz eğer 10 kişi alsa 50 bin TL kazanırlar. 100 kişi alsa arkadaşlar 500 bin TL kazanırlar. 500 bin TL arkadaşlar. Yani bunu 1000 kişinin aldığını düşünürseniz 5 trilyon para kazanırsınız. Böyle bir oyun yapıyorsunuz. Ve tek hamlede arkadaşlar dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Dediğim gibi oyun artık çok başka yerlere gidiyor. 3 kutuplu. Bir tanesi altta kalan fakir kısım olacak arkadaşlar. Orta kısımda fakir kısmı yaklaşacak. Hani böyle fakirlerin kendi arasında bir mertebe muhabbeti olacak. O mertebede de işte yukarıda kalırlar en fazla. Onun dışında iki kesim kalacak arkadaşlar bir süre boyunca tahminimce. O da para yatıranlar da büyük oyuncular. Büyük oyuncular da eğer para yatıranlar kısmına transfer olmazsa onlar da ufak ufak düşüşe başlayacak arkadaşlar. Siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında? Farkındasınız birçok oyuncu, hatta YouTube'da video çeken oyuncular ve arkadaşlar artık bırakmaya başladı. Tabii bir yandan da yeni başlayan oyuncular var. İşte ban yiyip de yüksek hesap almak isteyenler vesaire falan var. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu iş hakkında? Düşüncenizi videonun altına yorum olarak bekliyorum. Bana destek olmak için de videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.